Ay kız adın hayaldir, hoş bakışın yamandır. Çaldın garip kalbimi, ben sana hayrandır. Geline vah geline, hayalin silinip gide. Şirin şirin danışır, kurban olam diline. Ben sana hayrandır. Hayalimizde beyaz atlı bir prens, bahtımıza çıktı külüstür bir de Mercedes. Kınasız duvaksız düğün bırakmadı heves. Bize hep ithal gelin derler, ithal damat derler, bize Almancı derler ya da Osman der. Oysa beyaz atlı prensiz biz, gönüllerin prensesiyiz biz. Ay kız adın hayaldir, hoş bakışın yamandır. Çaldın garip kalbimi, ben sana hayrandır. Geline vah geline, hayalin silinip gide. Şirin şirin danışır, kurban olam diline. Ben sana hayrandır. 40 yıldır geçip geldik bu yollardan Almanya'ya. Acıları azaltıp umuttan mutluluğa. Sonunda çevirdik kurbeti Sıla'ya. Bize Almancı derler ya da Ausländer. Biz artık gurbetçi değiliz. Yine de gurbetçi derler. Gurbetçi, gurbetçi. Oysa insanız biz. İnsanız biz. Kim geldi? Cingöz mü geldi yoksa? Yok Cingöz Mingöz. Fahri abi ben diyorum ki şu dosyaları bırakayım. Gidin. Antrenmana gitmem lazım. Lütfen Allah'ını seversen. Ben gideyim ha? Bırak hadi. Canım bırak. Bak şöyle ne diyeceğim mesela. Sen şu abi kelimesini ortadan kaldırsan nasıl olur? Bu akşam seninle şöyle güzel nezih bir yere gitsek. Kazandığımız paraları biraz yesek diyorum. Nasıl o romantik bir ortamda? Ayhan hiç görüyor musun? Arkadaşlar hiç gözükmüyor bu aralar. Vallahi iş arıyordu. İnşallah olmuştur işi. Yok yok. O çok ciddi hasta arkadaşlar evde. Hasta mı? Evet. Ne oldu Sıla, geçmiş olsun. Ney var? MKS hastalığı. MKS mi? MKS mütemadiyen karısızlık sendromu. Ya işiniz gücünüz milletle dalga geçmek olmuş ya. Bırakın bu işleri ya, yeter. Kızı istiyorum. Ne diyorsun sen ya? Allah Allah, pat diye söylenir mi öyle şeyler? İyi biter. Diyorum pat diye söylenir mi öyle şeyler? Apa açık söylüyorsun. Ben Türkçe öğreniyorum. Du hast es falsch verstanden. Türk kız arkadaşımı istiyor ya. Kız mı? Bu kız arkadaşın diyorsun değil mi? Bana bak şöyle. Seni bu dünyada da takip ederim. Öbür dünyada da takip ederim. Ahirete kadar beraber isterim. Hadi tamam abi, lass sie die Frauen Ruhe. Sen nereden çıktın öyle dolmastiği gibi lan? Ay! Hoppa! Kua! Sivrisineği fil yaptın abi sen de ya. Kalkar yıkarız tamam ya. Ne ayıp ediyorsun sen ya? Yani hadi hadi kalk hadi. Şaka yaptım hadi. Hadi o zaman sen de kalk şu depoya git. Depoyu düzenle hadi. O işi Cemal abi sana vermedim kardeşim. Ya ben çayları, bardakları yıkarken sen ne yapacaksın burada oturacaksın? Kalk sen de o zaman depoyu düzenle hadi. Hafız sana bugün ne oldu? Cin mi girdi ya? Ya ne cin mi girdi? Hayret bir şeysin ya Önder ya. Yok evladım yok. Cin mi girmedi? Film başladığından beri bıdı 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 bıdı. O öyle yapacak, bu böyle yapacak. Otur seyret kardeşim, kapa şu çeneni ya. İyi vallahi, yorum da mı yaptın? Pis komut işte da, 50 defa mı söyledin? Aaa! Ne buranın hali böyle ya? Ya kurban olayım yengem, ne bağırıyorsun öyle? Kalk bizden gideceğiz ya. Bak asıl siz beni kalpten götüreceksiniz. Buranın hali ne böyle? Sülo, bakma bana öyle. Ne buranın hali? Ya karıcığım biraz relax yapalım dedik. Film seyrediyoruz ya. Yengeciğim, Angela Merkel'le askerlik yapamak için yani bazı şeyler eksik. Ama onu bırak. Yani tanıyorum yani sonuçta. Tabii. Siz Angela Merkel'le de böyle sık sık restoranlara gidip yemek de yiyorsunuzdur. Rakı sofrasında da böyle mezeler falan götürüyorsunuzdur değil mi? Yemek konusunda haklısın ama rakıdan makadan çakmıyor. O alıyor eline böyle zek diye. Anlamaz yani zek diye tutturuyor ikide bir. Cemal abi, nasıl olmaz? Sen Tekin'in arkasında ne yapıyorsun ya?
Cinderle hafızı vurdurdun mu yoksa? Lan ne bassa ne olsa oğlum lan. İkisini de duvarda fotoğraf çivilemezsem namert olayım lan. Kursaklarından biri iki lokma bir şey geçiyor. Vallahi böyle giderse burası zaten ilk üçü acı kampını geçecek lan. Ya hemen parlama Cemal abi ya. Ya demek istiyorum ki biraz ılımlı, biraz yumuşak davransan, sevgi göstersen yetecek adamlara ya. Göstereceğim, göstereceğim. Levent kızını biliyorsun. Orada böyle bir kimya fabrikası var. Adı Bayer. Onlar yeni bir fitil icat etmişler abi. Deneme tahtası için bir kobay arıyorlar. Gidersin oraya, müracaatını verirsin hemen hiç. Kuşkusuz. Hemen alırlar seni. Bir de bol bol mesai yaparsın orada o fitilleri denersin. Bu Almanya bitirir seni, bitirir. Ben Adana'da mafya olarak doğmadım oğlum. Şartlar beni bu hale getirdi. Deşmeyin yanım lan. Bu arabaya ne diyorsun ya? Ya o araba harika, süper araba ama ben 10 yıl çalışsam Cemal abinin yanında onu hayatta ödeyemem. Bu arada sen kredi alacaksın mı ya? Kredi dediniz. Siz kredi lafı ettiniz. Oh oh oh. Ediden bir dönüm birisi gitmiş. Ne güzel olmuş böyle. Oğlum Süleyman, sen niye oturuyorsun burada oğlum? Çık dışarıya, hava al. Bak, bugün hava güzel. Kendi kendine dolaş dur. Şöyle daha çok rahat edeyim ya. Doğru söylüyorsun. Ben gidiyorum. Zaten bak burama geldi. Bekir ağa, sen de gözünü seveyim bak. Belki para mara kazanırsın da kendine bir ev alırsın. Evin içinde hayvanlar olur. Güzel kadınları sökersin, evinde yaşatırsın. Fıstık gibi olur. Gözünü seveyim. İlgilen biraz o işte ya. Ya kadınlar fena değildi ama. Yok yok. Gene de ben gitmem. Ben burada rahatım sizlerle birlikte. Cingöz, akşama acayip bir organize hazırladın. Her taraf ışır ışır böyle. Manyak bir şey olacak. Sen bu arada unutma, hafıza bol puan vereceksin. Ne be? Yani senin bu organize işleri anlaşıldı da yani. Benim anlamadığım bir nokta var be abi. Bu hafıza niye ben böyle bol kepçeden puan veriyormuşum? Biraz faul geldi be bana. Şimdi ben de seni akıllı bir şey zannederdim ya. Adam belki hidayete erer. Bir daha kahve köşelerine oturup şarkı söylemez. Hem ayrıca bak, kötü mü olur? Belki bir yarışma daha yaparız. Var abi, gel bakayım şöyle. O adam hidayete falan ermez. O adam sade verici tiplerden abi. Kim bilir ne kadar para yedirdi sana o puanları alabilmek için ha? Ne diyorsun sen Cingöz ya? Bugüne kadar duyulmuş mu yani Fahri'nin birilerini dolandırdığı, çarptığı falan? Alakası yok abi. Biraz ayıp konuşuyorsun yani. Gururuma dokunduruyorsun. Hiç tabii beklemezdim senden yani. Tabii adam hafız olduğundan çekiniyorsun. Din adamıdır, üstüne de varmak istemiyorsun. Ama abicim ben öküz değilim. Bu numaraları yemem abi, yemem. Sen al bir tane şeker ye bakayım. Bak sana başka bir şey söyleyeyim. Ben geldim işte. Seninki geldi. Merhaba kız. Sen de buradasın. Merhaba Fahri abi. Geç kaldım biraz. Küs müyüz? Yok canım. Hı? Bak, yok değil. Yarın da aynı saatte gel. Seni kapının önüne korum. Bir ömür boyu seni yürümeye mahkum ederim. Ehliyet mehliyet alamazsın benimle. Abi 40 kere özür diledim ya. Ne bu bozuk havalar ya. Üf. Kendine gelemedin mi daha? Evet Fahri abi. Bu arada bir şey sormak istedim sana. Hemen gücenme darılma yani. Şöyle dozer mi desem, kamyon mu desem yani öyle bir şey geçmiş üstümden duydum. Ne diyorsun lan sen? Ne duyduklarına inanıyormuşsun sen hemen öyle? Bir şey duymuşum. Sıkıyor ya, pişkin. Hemen yalan sıkmakta iyisin zaten. Anlat anlat, merdivandan düştüğünü anlat. Veyahut da ayağın kaydı düştü, onu anlat. Çıkıyorsun. Yemezler abi, yemezler. Benim duyduklarım bambaşka şeyler. Bu sensei mıdır? Kara Murat mıdır? Abi kelebek gibi uçtu diyorlar, arı gibi soktu diyorlar yani. Cingöz bırak şimdi sen say ben say. Burada sayacak bir kişi varsa o da benim. Hadi kalk, hadi. Hadi işimize gidelim. Ne iş hadi, mi? Hayırlısı Bilal'cığım. Daha makyajımı tazelemem lazım. Unutma, hafız. Of aman. Ayaklarım koptu abla. Ay Filiz sen de bir alemsin ya. Aldığımız şurada iki tane şey. Hemen ayaklarım koptu diye konuşuyorsun. Abla Allah aşkına iki şey dediğin şeylere bak. Ne alışveriş yaptın sen böyle? E biliyorsun tekrar işe geri döneceğim. Yalnızca yemek yiyip geri geleceğim dedim onlara. Hayati önemli şeyler aldım. Baksana kızım. Bak.
neler almışım? Krem şanti almışım, kavun almışım, kakao almışım, çekirdek almışım. Doğru doğru, çok haklısın ha. Savaş çıkınca hayat önemli, bütün her şeyi toparlamışsın almışsın, haklısın. Niye beni kimse anlamıyor Filiz? Ya ben farklı bir dille mi konuşuyorum? Yok abla ya, doğru doğru dille konuşuyorsun. Bir şey içer miyiz bu? Ay ablacığım, şöyle bir güzel bol köpüklü orta şekerli bir Türk kahvesi yapsan. Şöyle bol köpüklü orta şekerli bir Türk kahvesi bir günde sen bana yapsan. Tamam yaparım abla, yaparım. Bak Filiz, ne diyorum biliyor musun? Seninle birlikte şöyle bir güzel Veriniz hafta sonu geçirsek, çok güzel bir keyif yapsak nasıl olur ya? Hatta çocukları da babama bırakırız diye düşünmüştüm. Ama dur sen yine mırın kırın yaparsın yani. Yok, randevularım var, kursum var. Yani kırarsın gene. Hangi çocuklardan sen bahsediyorsun ki? Ayhan, Önder, Süleyman. Hani şu bizim sivrisinek şövalyelerimiz var ya, onlardan bahsetmiştim. Ya abla biliyorsun zaten gizli gizli kurslara katılıyorum, gidiyorum. Bir gün aksatırsan benim için ne kadar kötü olacağını düşünebiliyor musun? Ama sen kendine niçin böyle güzel bir hobi bulmuyorsun diğer insanlar gibi? Benim boş vaktini güzel böyle bir hobi yaparak geçirirsin işte. Ya dur bakayım. Boş vakitlerimden boş vakit bulabileceğim mi? E tabii ki boş vakitim çok olduğunu sen benden daha iyi biliyorsun. Neyse kahve ocakta abla. Aa tabii tabii, çabuk çabuk. Merhaba abluş. Ne haber Ayhan? Abla merhaba. İyiyim ya. Nasıl gidiyor? Seni sormalı abla. Abla koltuğun devamı şu tarafta. Biraz kaysan ben de otursam. Müsaadenle yani ya. Hem abla sen görmeyeli kamyon airbag'e mi taktırdın? Ne yaptın ya? Ayhan. 5 tane kamyon airbag'i yavaş yavaş geliyor yani. Abla sen de hiç şakaya gelmiyorsun şu son günlerde ama ha. Takıldın biraz, ne olmuş? Hayret bir şey ya. Hem düşünsene yolda gidiyorsun, o şişman karnınla bir yere çarptığını düşün. Hayat korur abla ya. Aa çocuğa bak ya, hala konuşuyor ya. Sen gidip şu gazete ilanlarına baksan diyorum. Belki orada evlilik konusuyla alakalı bir şeyler bulabilirsin. Allah aşkına çocuk gibi didişmeyi bıraksanız, kedi köpekten beter oldunuz. Beter ol, beter. Ya didişmeyi bırakın ya. Oo, ben geç kalmışım. Ablam sen buradakine ön çıraları toparla. Hadi benim ayan ışığım, yakışıklı kardeşim benim. Hadi bir tanesi. Abla tatlılardan ne isterdin? Başka bir arzun var mıydı? Şu bardakla sen ortalığı toplamaya başla. Ya kolega, mach kein Sorgen. Ich heiße Fahri. Kein Problem. Kommt alles in Ordnung, ja? Okay, tschüss, bis. Hadi güle güle, güle güle. Şöyle bak, bir gün gelecek bu bütün Almanlara Türkçe öğreteceğim. Sen yaparsın abi ya. Yaparım tabii. Tabii yaparsın. Bu organizasyonu yaptığın gibi yani. Süper bir organizasyon. Bütün köy seni konuşuyor. Hayret bir şey. Çok reklam yapmışsın ya. Bu akşam manyak bir gece olacak. Manyak bir gece. Sen öyle diyorsan öyle olur. Ya bu arada hafız gelip gitti mi hiç buralara? Yok be abi, ne hafız ya. Boş. Burası boş yani. Kimse gelip gitmiyor. Dur ben onu bir arayayım bakayım. Onun klibinde oynayacağım ben değil mi Fahri abi? Oynayacağım. Söz verdim. Hafız iyi adam, lafın üstüne gelirmiş. Ben de tam senin numaranı bulmaya çalışıyordum. Hoş geldin. Merhaba. Size selam yok mu? Merhaba. Hoş geldin Hafız'ım. Nasılsın? Nerelerdesin? Hoş bulduk Fahri. Sen ne yapıyorsun? Ne yaptın? Hafız derdi. Gelmeyeceksin diye ödüm korktu ya. Din adamıyız. Güvenmiyor musun sen bana ya? Tamam halledeceğiz dedik, hallettik işte. Bak senin geldin, bak. Bütün katılım formunu falan hazırladım. İsmini de ayrıca birinci sırada yazdım. Sen öbür işi ne yaptın? Tamam abi, parası da tamam. E ver o zaman, işlemini bitirelim bir an önce. Bu işin sonu hep böyle para gidiyor. Abi bilesin benim bu ver, son şansım. Ver. Sanki dilenciye para verir gibi, ne öyle? Abi gözünü seveyim bak, ben bu son şansım ha. Para mara hiçbir şey kalmadı herhalde. Abi iyisin valla. Hakkımızı alıyor. Şükür etse de iyisin de sanki ne var ya?
Hafız sen hiç merak etme. Şöyle sen biraz dışarı çıkıp hava alsan. Hani Ramazan'da başın maşını ağrıyor ya senin. Pek tabii, tabii. İyi olmaz. Sen bir hava al gel. Gideyim abi dur. Rahatsız ettim galiba. Hafız Bey. Tüş. Tövbe estağfurullah tövbe ya. Hafız bak gözüm. Bu akşam hiç file vermeyeceksin. Hiçbir şeyden haberin yokmuş gibi davranacaksın. Nasıl yani? Babalar gibi türkünü okuyacaksın. Bütün puanları alacaksın. Hele onun için göz var ya. Sakın bilmesin aramızdaki ilişki. Neyi? Ha tamam. Yerim kulağım var Hafız. Siz akşama star olarak evine döneceksin. Sen tamam, şimdi git. Güzel lavanta kokularını sür. Güzel giyin. Akşam öyle bir şey. Tamam abi. Söz. Abi öpeyim. Abi güvenliğimi boşa çıkarmayacaksın değil mi? Unutma. Bir de kravat tak. Bakarız. Hadi akşama görüşürüz. Görüşürüz. Abi. Go, hadi yürü. Peki baba dur, acele etme ya. Görmedim, dur. Ya ikili attım işte. Ha ikili işte, mi? Abla. Pardon. At. Al. Önder. Oğlum işim için de şu ara sandalyeleri toplamaya yardım edeceksin değil mi? Ulan ben kaçayım. Ya Hafız dur ya. Zaten girdi kadar girdi, yenildik. Bir de sen araya girme. Hadi hadi hadi. At at at. Tövbe bak Bekir abi burada ayıp oluyor ha. Bu iş böylece biter. Gördün mü? Kel damat seni. Peki babasıyla oyun oynayacakmış. Hadi bakayım oğlum. Al, al şu kağıtları kaldır. Benim hesabı da oradan siliver. Hadi yürü. Yürü, öğren de gel bu işleri. Öğren de be. Hadi. Canı sağ olasın. İki tane çay veremiyor musun ya? İki çay mı iki çay? Ben anlamam oğlum. Gidip sileceğim ben. Benim yatırım yapmam lazım. Her şeyden kısıtlama yapıyorum ben. Tövbe estağfurullah. Hem sana ne? Kıymanın kilosu ne kadar olmuş biliyor musun? Ne kadar? He, ne kadar? Sanki eve kıyma götürüyormuş da ne kadar olmuş diyor. Haberim bile yok bunlardan. Ya soğanın kilosu 2 euro olmuş. Haberiniz var mı? 99 sente torbasını alıyordum. Hadi bakayım. Yürün. Yürün de iş yapın. Ştör mütör. Her şeyden kısıtlamam lazım. Sil benim hesabı. Gerçekten doğru söylüyor Önder adam. Artık Almanya yaşanmayacak bir hale geldi ya. Görmüyorsun bir ses yarışması için ben zeytin gözümden oldum köyde ya. Yokma ya. Vallahi billahi. Hafız bunu bilmiyordum. Esat'tan üzüldüm abi ben. Gerçekten üzüldüm. Biricik aşkı sarı kızı. Lanet olsun senin gibi adamı. Lan adam her şeyi yapar bunu yapmaz ben. Ben de seni boyunda poşunda bir adam zannettim. Sen git köydeki nişanlını sat ha. Yazıklar olsun sana. Konuşma bir daha benimle. Tövbe estağfurullah tövbe. Ne nişanlısı ya? O benim köydeki ineğimdi Bekir Ağa ya. Hayret bir şey ya. Süt vermiyordu ama seviyordu beni ya. Lan kel dama. Kel dama. Sana bir tane Hollanda yakın biliyorsun. Sana güzel bir bondofon getirip sipariş ederim. Hiç merak etmesin. Tamam. Tamam gari. Uğraşma adamla. Beni de rezil ettin çocuğa karşı. Kusura bakma, kusura bakma. Ya ne diyecektim ben? Ne ses yarışmasıydı bu? Şu Fahri'nin ses yarışması. Evet. Heh. Sen de sesim güzel diye hemen dayanamadın gittin gari değil mi? Gittim. Ne olmuş? Allah'ım yarabbim. Hiç adam olmayacaksınız siz ya. Sakın ezan yerine türkü, Türkiye'ne de ezanı birbirine karıştırma Hafız efendi. Tövbe estağfurullah tövbe ya. Hadi kalk çok oturdun. Şu ortalığı düzeltelim yoksa Cemal abi bizi düzeltir. Şişler yani süpürür biliyorsun. Hadi kalk. Önder ben seni uyandım. Benden günah gitti bana ne? Kalk yap. Oğlum bana da o şirketten bir çay getir be hadi. Geçelim mi? Hadi. Oo Bekir ağa. Yağlı kapıyı buldun kitapsız, işlemsiz yağlı kapıyı. Çadırı kurdun bakıyorum buraya. Hiç kalkıp gitmek aklına gelmiyor bu arada değil mi? Hafız kendine gel. Bak erken öten horoz ne ederle iyi bilesin değil mi? Karıştırma. Bilirim orta. Bilirim. Karıştırma. Bak şöyle bu yarışmadan sonra seninle güzel bir saç yapalım. Yine başlamayalım Fahri abi. Başlayacak ne var burada? Sana tatil teklifinde bulunuyorum şöyle. Yine mi ya? Yine mi ya? Bir yemeğe, bir tatile. Üf.
Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Merhaba bacım. Merhaba. Otur otur. Hoş geldin gözlüklü Cemal. Hadi. Efendim Cemal'ım. Kulağıma bir şeyler geldi. Neymiş? Bari Cemal'ın kahvesini kapatıyormuş. Gene ne pislikler çeviriyorsun kardeş. Cemal, Cemal. Bu ne şiddet bu Celal? Ne olmuş yani kapattıysam? Bizim de bir bildiğimiz vardır herhalde yani. Babamızın hayrına kapatacak halimiz yok ki. Ya sen benim mekanımı nasıl kapatırsın? Nasıl piyasaya böyle bir laf çıkarırsın ya? Yok pop starmış, yok top starmış. Kötü emellerine. Cemil'in kardeşi Cemal'ı alet edeceğini düşünüyorsan ayağını yerden keserim. Bu sefer gerçek uçarsın. Tamam mı? Cemal'ım, paranın açamayacağı kapı yoktur. Sen şunu al. Bu işler böyle yürüyor, görüyorsun. Yani öyle 3-5 kişinin gelip çay içmesine benzemez bu iş. Bir defa da götüreceksin. Neyse, ben sana... Tamam mı güzel kardeşim? Kötü işlerinde başarılar diliyorum. Ayrıca bak unutma, şeref konuğum olarak jüride oturacaksın. Bakarız, bir hale düşünürüz onu. Neyse. Tamam Cemal. Kendinize iyi bakın. Hadi. Hadi, eyvallah. Güle güle, güle güle Cemal. Hadi eyvallah. Benden hiç bugüne kadar öyle olmadın. Ya olur mu ya Ağar abi ya, ne diyorsun? Her tarafım titredi ya. Aman aman titremesin. Sen de şu işlere bak da bir an önce bitirelim şu yarışma işini. Canım seninle tatile gitmek istiyor. Sevgili yarışmacılar, izleyiciler, jüri üyelerimiz. Bu yarışmayı Fahri Şule saygılarını sunar. O büyük beyefendi şimdi sahneye davet ediyorum. Ve de sloganımızı unutmuyoruz tabii. Hep beraber. Bütün ömrümce hep bu anı beklemiştim. Avrupa'nın starını ben seçeceğim diye. Hazır mıyız arkadaşlar sloganımız için? 1, 2, 3, 4 Lini lini lin, 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 lini lini evet, öncelikle Mahmut Bey'i sahneye davet ediyorum. Önce kendisini dinleyeceğiz. Buyursun. Mahmut. Bir taş attım, pencereye tık dedi. Anası çıktı, kızım evde yok dedi. Vay vay, anası çıktı, kızım evde yok dedi. Vay vay. Ne yapıyorsun sen Namık ya? Abi şarkı söylüyor. Yani bizi oynatmaya mı çalışıyorsun? Otur yerine. Tamam. Anlaşıldı. Yani ayıp olmasın diye sana 4 veriyorum ha. Aslında hak etmedin yani. 4 puan veriyorum Sayın Namık Bey. Olur mu ya Fahri abi? Ben Yıldız 7 veriyorum. Ne oldu ya? Hafız. Sizi alalım Cingöz Bey. Ben bu konuda Fahri abime katılıyorum. 4 puan da bende. Ya Cingöz bir de. Biraz tasarruflu davranın arkadaşlar. Puanları böyle harcamayın ya. Kemal haklı. Hafız. Hadi şöyle, sıradaki yarışmacımız. Yine ben ya. Evet, sıradaki yarışmacımız Hayati Ezer. Şaka şaka. Dane dane benleri var gözünde, gözünde. Can alıcı ban bakışlar nerede? Var mola, var mola. Ne oluyor lan öyle? Geri gelmez hemen şöyle. Ben de popstar olmak istiyorum. E olacaksan git başka yerde ol. Burada senin işin yok. Ama... Hadi anladık. Hadi güle güle. Hadi. Adamın umudunu kırma. Alkol fıçısı. Para yarırken
Bunları söylemiyordun insanlara. Cemal, akıllı ol. Ciddi bir yarışmadayız. Senin kabalığın sökmez bu, tamam mı? Güzel kardeşim, en güzelini yapmaya çalıştın ama sana dörtten fazla veremiş. Fahri abi, niye öyle yapıyorsun çocuğa? Yazık yani. Bak ben de incecik bir bir veriyorum. Çok yılışkan bir kardeşimiz olduğu için. Benden de 7 olsun. Çingöz, harcama fazla. Ya şimdi harcamakla alakası yok arkadaşlar. Olay şu, çok basit bu. Biliyoruz ki hepiniz ses yarışmasına geldiniz. Yani bir şey yapmak istiyorsunuz. Sesiniz de gerçekten güzel. Şahsen fena değil yani. Ama bu iş sadece sesle bitmiyor. İşte sahneye çıktığınız zaman binlerce, on binlerce insan var karşınızda. Bunlara performans, sahneye alışkanlık. Bakın ben size bir provasını yapayım. Görün, ona göre yani bir hareket çizim. Oldu mu? Tamam, bekleyin beni 2 dakika. Geliyorum. Yani... Şu an performans olayı var yani, görüyorsunuz. Ya vallahi bu hazır bir kestane olmuş oğlum. Bir çizgiyi eksik. Cüngöz, kazandın bütün paralar sana helal olsun. Teşekkürler abi. Şöyle sen onları toplayıver, araya da kaymasın. Tamam abi. Arkadaşlar işte olay bu, starlık budur. Star olmak istiyorsanız... Cüngöz. Seninle gurur duyuyorum, canım arkadaşım. Ben de gurur duyuyorum seninle. Şule sıradaki yarışmacımız. Bir dakika. Evet. Ay sevgili yarışmacılarımız. Ağzımı dolandı. Evet, Hafız'ı çağırıyoruz. Buyursun. Sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Hafız. 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 Geldiğinizden dolayı ben çok mutluyum. Allah da sizi mutlu etsin. Hafız, hoş geldin. Hoş bulduk. Öt bakalım neler öteceksin. Onun arabası var. Güzel mi güzel. Şoförü de var.
özel mi özel, bastı mı gaza, gider mi gider, maalesef ruhu yok, onun için hiç mi hiç şansı yok. O arkadaşlar, doğrusunu söylemek istiyorum bütün kalbimle. En iyi yarışmacımız, sana can gönülden 10 veriyorum Hafız. O güzelim sesine doyamadım, bir tane daha söyle. Etek sarı sen etekten, sarısın lili sarısın. Etek sarı sen etekten, sarısın lili sarısın. Kurban olan Beydağının karısın, lili karı sen var. Ben sana en azından 10 puan veriyorum. Arkadaşlar, bu güzel performanstan sonra siz de takdir edersiniz ki gurbet starının birincisi Hafız. Gerçekleri dile getirmem lazım. Bu arkadaş bundan ne bir gün önce tespit etmişti Hafız'ın birinci olacağını. Bana da bir de para verdi bu işi. Ne işte. Diyorsun? Arkadaşlar aldatıldınız hepiniz. Aldatıldınız. Sakla kan seni. Seni sakla. Hayrola ablacığım? Yüzünden düşen bin parça? Sorma abla ya. Her şey benim mutluluğuma karşı. Sürekli bana köstek olan bir şeyler oluşuyor durmadan abla. Hayat bana karşı niye bu kadar zalim abla? Niye ya? Niye ablacığım? Kim üzdü benim kuzumu? Göçmenler yasası üzdü abla. Yeni yasa çıkarmışlar. O çıkan yasaya göre beni hayale kavuşmam tamamen hayal oldu abla. Amorti oldu. Ne yasası, ne masası ya? Kendi kendine avukat mı kesildin ablacığım? Kim diyor böyle bir şey? Abla duymadın mı? Yeni göçmenler yasası çıkmış. Bundan sonra Türkiye'den gelin getirebilmek için gelecek olan gelinin orada önce Almanca öğrenmesi gerekiyormuş. Hayal Almancayı Türkiye'de öğrenene kadar ben burada emekli olurum abla ya. Sen önce bir iş bul. Emeklilik orada kalsın ablacığım. Almanla evlenirsin, ne yapalım? Kısmet değilmiş. Abla sen ne diyorsun? Asla. Ben hayale Mecnun'um, Mecnun. Çüş diyorum sadece. Oğlum, kızın resmini bile görmedin. Babası evet bile demedi. Sen kıza öyle bir kaptırdın ki kendini. Yani oha oluyorum. Olsun. Ben sevdiğimi adam gibi severim. Hem abla niye böyle yasalar çıkarıyorlar ya? Sonuçta biz buraya entegre olmuş bir toplum değil miyiz abla ya? Hep hakaret ediyorlar bize bu tür yasalarla. Bak, Rusya'dan gelen Almanlar kadar olamıyoruz ya. Onlar kadar değerimiz yok. Adamlar hem karınları doyuyor bir de tatlı yiyorlar yemekten sonra abla ya. Ne yapacağım peki? Bekleyeceksin böyle. Oğlum sen beklemekle adamlar yeni yasalar çıkartıyorlar. Artı yani Almanya'da tuvalete gitmek için öyle bir yasa çıkartacaklar ki Gesundheitsamt'tan imza alacaksın, öyle gidebileceksin. Abla şeytan diyor bas git Türkiye temeli. Al hayali yanına. Vallahi abla simit satsam, kokoreç satsam yine yeter. Yeter ki huzur olsun. Bu nedir ya? Bakayım ben hacım. Ver Hafız. Ver şu paraları ya. Abi geçen haftanın hesabı bu. Tamam bırak 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 bırak. Hadi hadi git işin gücün ya. Cemal abi. Zaten sinir topuyum. Kafayı yedireştim oraya. Cemal abi. İki tane burada iki tane iki tane beyin. Şu canım mekanı idare edemiyorsunuz ya. Cemal abi. Ya Aya ne diyorsun sen ya? Cemal abi senden benim bir ricam olacaktı ya. Yerim senin onu ricanı. Ne ricanı ya? Ne ricası ya? Söyle bakayım hele. Cemal abi ben bir iş kurmaya karar verdim biliyor musun? Yapma ya. Yoksa dönerci dükkanı kurup da babana rakip mi olmayı düşünüyorsun? Yok ya Cemal abi. Flowmarket'larda yani bit pazarında sebze işine gireceğim Cemal abi. Nasıl? Nereye giriyorsun? Ne marka giriyorsun? O işte çok para var Cemal abi inan. Ama tabii haliyle biraz sermaye istiyor. Anlatabildim değil mi Cemal abi? Bu sene pus. Sen ya, şeyler söyleyeceksin. Yani diyorum ki bana şöyle bir 1000 euro falan bayılsan. İnan bak hasılat yaptıktan sonra geri ödeyeceğim. Söz Cemal abi ya. Lan oğlum, burası arabaysa mı lan?
Lan burası belediye mi, yardımseverler derneği mi lan? Lan babayın elinin altında hazineler var, milyonlar var. Niye gidip ondan istemiyorsun lan? Cemal abi, babamı biliyorsun. Kendisi yemiyor ki bana da yedirsin ya. Biliyorsun babamı. Biz çalıştığımız paraları alamadık da adam kalkmış borç istiyor bir de ya. Hayret bir şey ya. Lan oğlum, bana bakın bana. Biz mafya babasıyız diye kendi babanla karıştırma yani. Tamam mı? Neyse ya Cemil abi. Canı sağ olsun. Boş ver, söylememiş olayım ya. Herhalde canım sağ olacak lan. Yok bir de senin için kendimi mi üzeceğim, inciteceğim? Bunca yıllık müşterinin be Cemal abi ya. Bunca yıllık ya. Ulan ben bu kahveye gelen her kişiye yardım edecek olursam, para verecek olursam, ev diktirecek olursam neye yaradı lan bizim mafyalarımız? Allah Allah. Ama hafıza parmak kattın zamanında. Yani şefkatli elini uzattın demek istiyorum. O hocadır oğlum, hocadır. Böyle de parmak marmak imali falan konuşma. Bu yaştan sonra adı kötüye çıkacak herifin ya. Allah Allah. Seni evlenince düğünüme çağırmayacağım Cemal abi. Ama takı göndereceksin değil mi para olarak? Bana bak efendim. Ben sana takacağım ha. Git babandan al lan alacağın şeyi. Benim kat sayısı düşük herif. Tövbe estağfurullah ya. Öyle adam dövmek, adam vurmak kolay eline geliyor değil mi Cemal abi? Bir günde çık tersini yap, ne var ya? Şu milletten aldığın hasılatların üçte birini bana versen geleceğim emniyet altına girecek ya. Çek git başından. Simidingi mi satıyorsun? Kendini mi satıyorsun? Nasıl kazanıyorsan kazan git ya. Cemal abi, helal olsun Cemal abi ya. Lan Hafız. Buyur abi. Tekenin arkasında odun oldun odun. Bu adamlar sabahtan beri burada oturuyor lan. Ne yiyorlar, ne içiyorlar lan? Abi çay söylediler de demlenmedi. Bekliyoruz, tamam hemen vereceğim ya. Aylık gelince aylığımı vermiyor, şeyimi vermiyor. Beyefendi, bakın babam duymasın da ben sizin yerinizde olsam burada döner değil, su bile içmem ya. Bakın ben her gelen müşteriyi karşı tarafta İzmir köfteye gönderiyorum. Mis gibi yapıyorlar adamlar ya, tertemiz yapıyorlar. Kaç kişi burada ishalden kanser oldu biliyor musunuz? Ben sizin yerinizde olsam yemem. Vallahi anında terk ederdim bu dükkanı. Yapma ya, ben hep burada yiyorum. Yok yanlışınız var beyefendi. Burada yiyenleri bir daha burada gören olmadı şu ana kadar ya. Karşı tarafa gidin bakın tertemiz ya, mis gibi yapıyorlar. Ciddi söylüyorum, babam duymasın. Ben ne oldum aynen. Şu karşı taraf vızı vızı çalışıyor lan. Bizim işte niye böyle kesattı? İki gün dükkanda durdum, ortalığın anasını belledin ha. Baba, kendi işinle bak ne kadar itinayla ilgileniyorsun değil mi? Müşteri gelmediği zaman hemen rahatsız oluyorsun. Bir gün de şu oğlunu evlendiremediğin için bir rahatsız olsan nasıl olur baba ya? Oğlum ilgileniyoruz ya, yüzlük kuyruğuna gelip alacağız kızı. Hadi müşterilerle ilgilen, hadi. Beyefendi bakın, benden size sormuyor. Bu dükkana bir daha uğramayın. Hatta bu semte bir daha uğramayın ya. Leş gibi döner. Yani bu döner nasıl yiyorsunuz? Ne biçim müşterisiniz ben anlamıyorum ya. Ben sizin yerinde olsam simit yerim. Yine buradan bir şey yemem. Şahizle buradaki yemekler hepsi ya. Ne ettin lan sen öyle? Niye müşteri gönderdin? Aha bu dükkan da kapandı. Ortada kaldık. Ne edeceksin o zaman? Neyle alacaksın kızı? He? Baba sırf cacık istiyor musunuz diye sordum ya. Ne cacığı be? Duymadım sanki ben değil mi? Cacık istiyormuş diye sormuş. Resmen gönderdin müşteri. Yeter baba sen de ama yeter ama ya. Hem ben sana yapacağımı bilirim. Yeter artık ya. Sabahleyin Gizun Tatsam'ta arayacağım. Gelsinler buradaki rezaleti görsünler. Sen de kurtul, ben de kurtulayım. Ama ikimiz bir de kurtulalım. İşçi orada, işçi. Ortada. Ya arkadaşlar, bu dünyada insanlık diye hiçbir şey kalmamış arkadaşlar ya. Ya kaset işine gidelim dedik. Meşhur olalım dedik. Bir türlü olmadı arkadaşlar ya. Kazık üstüne kazık yedik devamlı ya. Hafız, bütün mü yoksa parça parça mı? İşte. Ondan sonra gel bu kel çağcıdan, bu Japon askerinden laf ye işte böyle. Üzülme ya. Hocam ya. Yakışmıyor sana üzülmek. Hem ben senin yerinde olsam merhumla gurur duyardım vallahi ya. O şimdi kesin Türkiye'nin en lüks otellerinde, en lüks restoranlarında meze takılıyorlar. Nasip olmaz herkese. Beyler, köşede yeni bir dönerci keşfettim. Yemin ediyorum bir dönerci uzman olarak, bir döner uzman olarak ben hayatımda böyle güzel döner yemedim. Eti bu kadar mı lezzetli olur, bu kadar mı güzel olur? Tavsiye ederim yani. Adam senden sonra kesin dükkanı kapatmıştır bu kadar hastalıktan sonra. Bu ne ya? Kahveye geliyoruz. Abi bir parça ver. Açlarla dolmuş burası kardeşim. Ben de ona göre hazırlıklı geldim gördüğün gibi. Allah diyeceğim ama neyse yani duyan olur. Of oflamana gerek yok kardeşim. Eğer açsan hemen gideyim, hadi geleyim senin için de ya. Yoksa.
O artık vejeteryan takılı enişte. Rahatsız etme. Niye? Hayırdır? Hafız bana bak. Yoksa yukarıdan bu kadar tiyo falan mı aldın bu aralar böyle etler bozuk olacak falan diye. Öyle bir şey varsa söyle biz de yemeyelim kardeşim ha. Evet Sülü, haberler köyünden. Karagözlüsü şimdi bonfile. Denk gelir diye korkuyor. Hafız ya. Bana bak. Hafız. Senin şu zeytin gözlümün gözleri şöyle zeytin zeytin mi? Böyle böyle. Evet Sülü. Şöyle kuyruğu narin böyle aşağıya doğru, ondan sonra ucu hafif pomponlu gibi mi yoksa? Lan tam onu tarif ediyorsun Sülo lan. Memeleri de böyle böyle dolu dolu dolu. Uçları bu kadar bu kadar aşağıya doğru sarkık sarkık. Ben buldum. Bana sürpriz yapacaksınız. O burada değil mi? Yok kardeşim ya, şimdi onu hayal ederek yiyeceğim bu döneri. Fanteziye bak be. Neye bak neye bak? Ya. Fantezi. Arkadaşlar müsaade ederseniz ufaktan bir konuyu değiştirmek istiyorum. Allah'ın çaylısı, sen bu Almancayı ne zaman öğreneceksin ya? Abi sen düşün, ne bileyim yani. Şöyle bir göz önüne getirmeye çalışıyorum. Seni böyle bir devlet dairesinde işlerini halletmek isterken böyle. Abi sen yani ne zaman öğreneceksin bu Almancayı ya? Senin gibi yüzlerinden karalanıyoruz, sürekli ikinci plana düşüyoruz ya. Tövbe yarabbim ya. Ablam var canım, o bana yardımcı oluyor. Fantazi kardeşim, fantazi ya. Enişte senle para toplayalım. Şunu bir Almanca kursuna yazılalım lütfen ya. Lütfen ya, ya. Öyle acı hakikaten ha. Kardeşim ya, biraz böyle bir zaman ayırsan. Şöyle bir ein, zwei öğrensen. Bir ya, nein, bitte'yi öğrensen. Kardeşim senin yüzünden, vallahi senin gibiler yüzünden rezil oluyoruz ha. Bak adamlar ne biçim kanunlar çıkartıyorlar. Sırf bizim gibi buraya işte almamak için yurt dışından herifler gelmesin. Ne Almanca öğreniyorlar ne... Kardeşim öğren artık şu Almancayı ya. Abi zor ya. Ya işiniz gücünüz boş iş olmuş ya. Hep dalga geçiyorsunuz arkadaşlar ya. Hiç benim derdimde anlayan yok arkadaşlar ya. Oturuyorduk ne güzel ya. Hocam bayağı yastı bugün enişte, ellemeyelim. Sen de maşallah tutun döneri getirin, adam yarasını deştin ya. Abi acım ne yapayım, bana bak sakın baban duymasın ha. Almasaydın şaşardım zaten. Aa, kimler gelmiş? Hoş geldiniz, hoş geldin enişteciğim. Ne haber? Gel. İyidir. İyidir, senden ne haber? İyidir. Biz de Sülo ile biraz dışarı çıkalım, dolaşalım, gezelim dedik. Bu arada da ablama uğrayıp hep birlikte kahve içeriz dedik abla. Yeni mi kalktın sen? Yok kız, yoga yapıyorum. Bak sana tekniğini göstereyim, yeni öğrendim. Şöyle bacaklarını çarpıyorsun, tamam mı? Tamam. Üstüne oturuyorsun böyle. Öyle. Ondan sonra... Bunu ben de istiyordum ya, dur ben. Sülo, senin yaptığına meditasyon derler. Benim yaptığım yoga daha fazla sabır ve enerji ister ama sana gelmez. Yani şöyle ağaca tırmanılacak bir spor olursa ben sana haber veririm. Ama bu da şöyle olur sen. Dalgasına geçiyor ya, adama bak ya. Ya abla iyi olmuş vallahi yoga yapman. Bu arada zamanında çok güzel faydalı şeylerle değerlendiriyorsun. Evet. Enişte ne diyor bu konuda? Önder ne diyecek? O da herhalde geldiğinde böyle koştan, hani o sırada kan beynine gidiyor ya. Bakarsın saçı maçı da çıkar kel adamın ha. Süleyman. Dikkat et. Bak sinirleniyorum ha. Ben biricik Önder'ime laf söyletmem. Yani dil papuç kadar, kafada orman kadar gelmiş kocama laf sokuşturuyorsun. Ya Süle, biz senin kas sorununu anlatıyor muyuz? Ozon tabakasını deldin, pantolonunu deldin, boksör şortlarını da delik deşik ettin. Karıcığım, boksör şortları, pantolonlar falan çok eskiydi. Cart cart yırtıldılar. Benim suçum ne ya? Ich bin doch nicht Gazman. Vay vay vay. Süleyman Bey atom bombasıymış da haberimiz yok. Aman Süleyman enişteciğim, kurban olayım, evi daha yeni badana boya yaptık. Yani biraz kendini frenle. Bütün dünyayı katledeceksin. Sanki koskocaman fili yutmuş, içinde çürümüş fil. İğrenç kokuyor vallahi. Kardeşim, uzak dur. Geçtin karşıya. Yani böyle komple mi kurdunuz bana? Ne yaptınız siz ya? Ya benim tarafımda mısın? Allah. Düşman mısın? Dost musun? Anlamadım, gittin ya. Ya bırakın şu gaz muhabbetini de asıl konuya gelelim. Duydunuz mu? Babam evleniyor. Nasıl yani?
Niye bakıyorsun bana öyle? Evlenemez mi adam tek başına? Yalnız kaldı. Şaka yaptım şaka. Hep siz mi bana takılacaksınız bir günde? Ben size takılayım dedim. Filiz, şuradaki yüreceğime indirdin. Yani içimin yağları böyle eridi gitti ya. Bir an için kadın böyle gözümün önüne geldi. Acıdım kadına ya. Yapma böyle şakalar ya, yazık ya. Siz kahve istemiştiniz değil mi? Orta şeker bir güzel orta kahve şeker yapayım. Şöyle güzel ağzımız da tatlansın. Ya ben baldız, Türk kahvesi değil de Alman kahvesi alsam ya. O pütür pütür böyle diline düşüyor, yapışıyor. Sana zahmet ya. Ne güzel işte, sen de dilini fırçalarsın. Liler var ya, onlardan bahsediyorum canım. Şey oldu. Şu bardakla da toplamaya başla ablacığım. Ben mi? Abla utanmasan bir de çamaşırları yıka diyeceksin. Yakışır mı bana ya? Hatta şu bardakla başlayabilirsin. Hayallerim yıkıldı. Ay yerim ben senin o hayallerini. Şimdi ne söyleyecektim bilmiyorum. Vallahi bak, simit satsam, kokoreç satsam yine yeter. Yeter ki huzur olsun. Bu nedir ya? Türk kahvesi yapma ya. Böyle ağzıma yapışıyor, dişlerime yapışıyor. Bana bir Alman kahvesi yapsana sen. İyi ya Süleyman. Bu nedenle de işte dişlerini fırçalamış olursun. Olmadı. Bana Alman kahvesi yap ya, bu Türk kahvesinin pütürleri dilime dişime takılıyor. İyi işte ne güzel, sen de dişlerini fırçalamak için bir neden bulursun. Dışkılarım mı dışlarım mı? Ben konuşmuyorum. Merhaba. Gurbet Star'ı yarışmamızı açıyorsunuz.